Selam kanalıma hoş geldin. Bugün güzel bir soruyla açmak istiyorum. Sana bir sürü mil verdik. Şu anda havalanına da yolladık seni. Vizeler yok, covid yok. Hangi ülkeye seyahat etmek istersin? Ben sanırım buna cevap olarak Japonya derdim. Ama senin cevabını Yorumlara bırakabilirsin. 19 yaşındaki Müge'ye sorulduğunda bu soru ben Pakistan yanıtını vermiştim. Evet duyuyorum. Neden Pakistan. Hani bir sürü ülke var yani Niyazer'e neden Pakistan dediğini diyorum. Çünkü ben de aslında yapılanın, gidilenin, o sürekli herkesin o tercih ettiğin aksini çok fazla tercih edilmeyen bir ülkeye gitmek istemiştim. Orada bir süreç deneyimlemek istemiştim. Bugün bu videomda da aslında Pakistan'da iki ay önce gönüllü çalışma deneyimimi anlatacağım. Neden Pakistan'a gitmeye karar verdim? Bu sorudan başlayalım. Özyeğin Üniversitesi'nde birçok aslında yabancı öğrenci vardı. Genelde de böyle daha doğu ülkelerinden gelenler vardı. Ben de mimarlık dersimi alırken çok sevdiğim bir hocam bize evet biliyorum. Hatta şöyle sormuştum. Sınıfta kaç kişi İtalya'ya gitti? Sınıfın böyle gerçekten çoğuna baktığımızda çoğu İtalya'ya gitmişti. Peki kim doğuda bir ülkeye gitti diye sorduğumda çok fazla el kalkmamıştı. Ve bize demişti ki Biliyorum Batıya gitmek istiyorsunuz, orada güzellikleri görmek istiyorsunuz. Tabii ki gidin. Ama Batıya gittiğiniz kadar da Doğu'ya gidin demişti. Hatta Doğu'ya bir an önce gidin çünkü Doğu yok alıyor demişti. Ve bu beni gerçekten etkilemişti çünkü özellikle aslında Suriyeli arkadaşlarımız da vardı ve onlar mimarlık alakalı sunumlar yaparken aslında. Ülkelerinin e, özellikle mimari yapılarına, kültürel miras olarak sayılabilecek yapılarına nasıl saldırılar olduklarını da söylemişlerdi. Ve evet mesela şu an gidip görebileceğimiz bir Suriye yok ve keşke o zamanında Suriye'ye gitmiş olsaydım, dilerdim. O yüzden ben de dedim ki evet doğuda bir yere gitmeliyim. Ama hala seçememiştim. Okuldaki bir arkadaşımı bugün akşam yemeğine davet ettim. Pakistanlıydı. Ve Asad hiç unutmuyorum böyle babam için İngilizce bilmeme selam ben böyle çok güzel konuşuyor falan. Zaten bahsetmiştim ben çok fazla insan ağırlıyordum. Hem İngilizcemi geliştireyim hem de onların ülkelerinde seyahat edebileyim, kültürlerini öğreneyim diye. Sonra bir gün şey işte mantı açıyoruz. Asad da yardımcı oluyor falan. Ve konuşmaya başladık. Neden e, hala Pakistan e, onun favori ülkesi, neden hala ne olursa olsun Pakistan'a gidip orada yaşamak istiyor diye. Asad dedi ki ben Amerika'da yaşadım. Şu an İstanbul'da da yaşıyorum. Evet bu bir gerçek sizin daha iyi eğitim sisteminiz, daha iyi ulaşım sisteminiz, belki daha iyi finans sisteminiz, daha gelişmişsiniz. Ama sokağa çıktığımda hiç kimse mutlu değil burada. Herkes çok gergin ve evet özellikle son Türkiye'ye baktığımızda bir şekilde herkesin kaygıların çok yüksek olduğunu, metroya binerken, metrobüse binerken insanların çok gergin olduğunu, birbirlerine tahammül olmadıklarını görüyoruz. Ki benim üniversite yıllarımda da bu Böyleydim. Benim ülkemdeki insanlar mutlu hala dediklerinde ben o zaman gelip senin ülkemdeki insanlara da tanışmak istiyorum demiştim. O da tabii ki gel demiştim. Ben de tabii ki Pakistan'a bir hafta onun yanında kalmak için gidecek değilim çünkü hem uzak bir destinasyon, hem uçak bileti pahalı ve benim bu noktalarda her zaman yaptığım bir yerde uzun kalıp deneyimlemek istiyorsam bir gönüllülük projesine başvuruyorum. Ve bence sen de Yaşın, eğitim durumun ne olursa olsun yurt dışında bir deneyim elde etmek istiyorsan kesinlikle böyle araştır, nerelere gidebilirsin, ne yapabilirsin. Bunların en başlıcaları Isaac, Work and Travel, bu Avrupa Birliği projeleri. Şu an böyle oturup Isaac'i övmeyeceğim size. Çünkü bunların hepsi bir araç. Ne olurduğunun hiçbir önemi yok. Ya sırf bir arkadaşın yanında da kalabilirsin. Hiç arkadaşın yoksa bulup orada da kalabilirsin. Ya da direkt bir hostelde kalabilirsin. Hostelde çalışabilirsin. Gibi aslında bir sürü önemi. Yani imkanlarım var. Ben bu sayede baktım. işte Ayzey'in bir portalı da var. Gönüllük projesi, gönüllük projesi. Hangi ülke? Tamam yazdım. Onun da şehri Lahor'du. Dedim tamam ben burada projeye gideceğim. Atladım. Ee, atlamadım daha. <laughs> Biletimi aldım. Şey i̇şte, konaklayacağım yer belli vesaire falan. Öncesinde konuşuyoruz. Bir işte komşumuzda da Karaçı'da çalışan bir akrabası varmıştı. İşte, Neden geliyorsun? Burası kötü. Gelme falan böyle diyor. Ben de diyorum ki... Ya korkutmayın gözümü haberlerde işte Pakistan'da şu an sıcaklardan dolayı bugün 50 kişi öldü falan diye bir haberler var. Anne falan böyle şey modunda kızım gitmesen mi acaba falan modundalar. Ben de hayır tabii ki ya, gideceğim dedim. Sonra ben ilk defa böyle geniş gövde bir uçağa biniyorum falan çok etkilendim bu hafta. Gidiyorum ve yanındaki insanlarla biraz sohbet etmeye çalışıyorum falan. Genelde Türkiye'de ve ticaretle uğraşan Pakistanlılar falan. Baya tatlıydı. Bir de tabii ki ben bilmeyerek tam cahil olarak Türkiye'den bir çantama e, alkol koyarken, koyarak yani düdük birden alkol a, alarak gitmiştim. Ama meğerse ülkede alkol yasakmış arkadaşlar. E, belki orada işte görünse sayıda görünse alıkoyabilirler ya da işte başıma bir şey gelebilir. Çünkü hatta Şöyle de bir uygulama var. Alkol vatandaşlarını kesinlikle yasak ama tabii ki alkol üretimi ülkede var bu arada. Sadece alkol tüketimi başka pasaporta sahip olan insanlar. Örnek veriyorum şu, Hollandalı bir arkadaşım vardı. O alkol tüketebiliyordu ülkede legal bir şekilde. Ama ben Türkiye'den ve Türk pasaportuna sahip olduğum için ve Türkiye'de bir Müslüman ülke olduğu için onlar da bana mesela alkol alışımı yine yasaklıyorlardı. Bazı otelli, beş yıldızlı otellerin barlarında falan ancak içilebiliyor. O noktalarda da bu şekilde alkol tüketimi eğer Türk pasaportunuz varsa orada da limitleniyordu. Bu benim çok garibime şey. gitmiş ve bilmiyordum en çantamda alkol ekmiş olmak birazcık cahil cesareti bir iş olmuş aslında. Tabii indim şehre havaalanına. Böyle kapıda bir sürü insan işte çantam işte valizimi hani ben taşıyayım işte yani ben de onları baş vermem falan. Isaac'tan beni karşılayan kişiler karşıladılar. Ben böyle heyecanlıyım. Diyorum ki işte şehrin haritasını nereden alabilirim? Çünkü benim için şehrin haritası bir şehre gittiğimde ilk yaptığım şey şöyle bir kuş uçumu görmek şehri, sokaklarında yürümek, keşfetmek, algılamak mekanı, o üç boyutlu hali. Ama sonrasında öğrendim ki, zaten böyle bir şey yok. sonrasında öğrendim ki hiçbir bize eşlik etmeden dışarı dahi adımımızı atamıyoruz. Bu beni böyle çok şaşırtmıştı. Hiç bunu beklemiyordum. Ama bunu sonra bize şöyle açıkladılar. Bizim gittiğimiz zamanlarda terör o kadar yaygın değildi. Belki de güzel bir zamana denk gelmiştik. Ama ülkede şöyle aşırı bir korku var. Ülkeye gelen bir turistin başına bir şey gelirse ve bu medyada yankı bulursa bizim ülkemize zaten turist neredeyse hiç gelmiyor. Hiç gelmez. Kaygısıyla çok fazla koruma içgüdüleri var. Biz mesela bu projede çalışan işte international bir grup bir yere giderken bize polis eşkederdi. Bir noktaya kadar işte hani bir, bir grup polis sonra diğer noktada değişim olurdu. Onlar arkamızdan gelirlerdi. Ya da evimizin önünde kaldığımız ev böyle işte iki katlı. Biz ikinci katında kalıyorduk. Orada e ee, bize süre yani kapıda bir tane bekçi abi vardı ve onun yani tüfek gibi böyle bir şey vardı. Ne hiç unutmuyorum bir keresinde o tüfeği benim yatağımın adı yatağımda dediğim de minder şöyle matres dediğim böyle hani e, bir döşeğin <laughs> üzerinde yatıyorum. <laughs> hissediyorsun. Yani prenses olduğum için bezerliği hissetmiyordum. Kocaman bir tüfeğin üzerinde oturucu hissediyorsun. Sen bu ne falan oldu? Ya birazcık o zamanlarda 19 yaşındayım. Yani zaten böyle çok uzak e, alemden kalmamışım öyle ve Pakistan gibi bir yerde falan. Ve bu bana hiç güven duygusu vermemişti. ya yani neden silahlı birini önce güven hissedeyim ki? Ama onlar da o şekilde olduğunu görmüştü. Sonra diğer şaşırdığım şey işte bu evlere değmişken yani Lahore. Ben şöyle benzetiyorum. Karaçi İstanbul'a benziyor. İslamabad İstanbul Ankara'ya benziyor. İslamabad başkentleri daha işte böyle düzenli yapıların olduğu. Karaçi hiç gitmedim ama duyuyorum. Daha yüksek yapıların olduğu daha kaotik de belki bir yer. Böyle, e böyle Lahoy'u da İzmir'e ben benzettim. Genelde aslında küçük yerleşimlerin olduğu, küçük yerleşimlerin yüksek katlı binaların olmadığı, ev ev dediğimiz yapıların olduğu. Tabii ki bu zengin kesim için söyleyebiliriz. Diğer e ülkede çok büyük bir gap olduğu için e, zenginle fakir arasında çadırlarda kalan da çok fazla da insan yollarda görebiliyorsunuz. Tabii ki e, projedeki insanlar üniversite eğitimine ulaşmış. Üniversite iyi bir üniversitede okuyan ve Isaac gibi uluslararası bir organizasyonda çalışan insanlar olduğu için aslında bunlar Pakistan'ın böyle en üst tabakasından diyebileceğimiz hani eğitimli durumları iyi olan insanlardı. Yani ben ben Şimdi Pakistan'a gidiyorsunuz. Nasıl bir şey bekliyorsunuz? Çok sıcak olacaklar dediler. Çöl gibi bir yer bekliyorum. İşte e, hani bir şekilde ülke çok kalabalık. Dünyanın en kalıp 5. nüfusuna falan sahipler. Ama gelişmişleri de o kadar iyi değil. Pasaport olarak da kötülerin daha kötü böyle şartlar beklerken. Benim kaldığım insanlar öyle yani evlerde kalıyorlar. Öyle bir durumları var ki. Ya ben ve Türkiye'de böyle bir şey görmedim. Yani mesela Zaten böyle hepsinin 2-3 tane evi var falan böyle. Bir tane eğer işte kışlık evse böyle. Ev zaten çok büyük salon salamanca ev. Her odanın eve beyin banyosu var. Ama her odanın hani hep deriz de, Ay Pakistanlılar şöyle böyle. Hani yok aşırı temizler. Sonrasında en çok şaşırdığım şey hepsinin şoförü, bahçıvanı, aşçısı var. Ve o noktada... En böyle beni kötü etkileyen ya da hoşlanmadığım ya da değiştirmek istediğim belki ya da en büyük kültür şoku aslında bu çocuk işçiler olmuştu. Ee, şöyle söyleyelim evlerinde çalışan insanların çocukları da aslında onlar için çalışıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Ve ben bir akşam yemeğine arkadaşıma gittiğimde bir masada işte e, tabağı mutfağa götüreyim hani çünkü ne yaparsınız bunların. Yemek bittikten sonra götürürsünüz. Belki işte makineye yerleştirirsiniz. Bu kadar zaten. Yok yok hayır, sen hiçbir şeye dokunma. Onlar yaparlar dedikleri onların aslında böyle. 13 yaşında bize e, e, ya kimler bunlar? Başka ülkeden insanlar gelmişti heyecanla kapı arasından bakan aslında o çocukları e, görmek olmuştu ve beni kendime çok kötü hissettirmişti bu durum. Çünkü ya ben ben yaparım. Hayır hayır onlar yapmasınlar modundayken yani ama aslında onlar da şunu savunuyorlardı, Türkiye, işte ay, Pakistan'da aslında çok fazla gap var ve biz bu insanları evimizde ağırlamasak, insanlara bu çalışma imkanlarını vermiş olmasak, çünkü biz bizim için çalışan insanlara hem iyi bir konaklama imkanı sunuyoruz, yemek imkanı sunuyoruz, hatta onların çocukların eğitim imkanı sunuyoruz. ve biz on, Onlar bizim için çalışmıyor olmasalar onlar bu fırsatları erişemeyecekler aslında. Biz bu kadar insanı çalıştırarak onlara kötülük yapmıyoruz aslında iyilik yapıyoruz dendiği noktada ben biraz daha bu duruma ikna olmuştum ama beni bu çok kötü etkilemişti diye söyleyebilirim. Hatta ileride belki bir noktada bu çocuk işçileri konusunda bir projede yer alabilirim diye hissettirmiştim. Bizim kaldığımız ev böyle değildi. Evin 3 odası vardı. 3 odasını da aktif olarak kullanıyorduk. Ve bizim odada yanlış hatırlamıyorsam bir noktada 8 kişi olmadık. 6 kişiye kadar ulaştık. Bence hani bir odada altı kişi böyle bayağı bir böyle yan yana, yan yana, yan yana hani e, dizilerek e, yatıyorduk. Evdeki duş asla çalışmıyordu. Ya böyle ben şey hatırlıyorum, bir buçuk litrelik su şişelerini doldurup onlarla duş aldığımı, çamaşırlarımı yıkayamıyordum, elimde yıkıyordum ya da işte bu durumu iyi olan arkadaşlarımıza rica edip, ne olursun çamaşırlarımızı yıkayabilir misin diye e, yalvarıyordum yani o şartlarda elimde yıkıyordum. Mutfak aşırı kötüydü. Çok pisli, kirliydi. Ama dışarı çıkabilmemiz için de birilerinin bizi gelip alıp gö götürüyor olması lazım. Restoranlara bazen gelmiyorlar. olay. Diğer bir kültür şoku. Tamam biz de bir yere 5'te diyorsak buluşmak için 6'da falan buluşuyoruz ama birine 5'te diyorsan da yani 8'de gelmezsin. Yani böyle açlıktan gerçekten artık dayanamayacak kadar gergin olduğumu hatırlıyorum. Ve orada hayattaki en büyük dersimi almıştım. Ne kadar beklentilerini düşük tutarsan o kadar mutlu oluyorsun bu hayatta. Bunu öğrenmiştim. Ve bu durumdan dedim ki ben başka insanlara bağımlı bir şekilde yaşayamam. Kendim bunun işim çaresine bakmalıyım. O yüzden hızlıca bir şekilde böyle iki ay zaten kalacağım ama Urdu dilini biraz görmeye başladım basit şeylerim ki en azından işte bir biz kendimiz o rikşaları işte tuktuk tuk dedikleri böyle motorlu bir taşıt bisikletten boz arkasına oturabiliyorsunuz böyle. O kişi çağırabilelim mi? Biz şuraya gitmek istiyoruz diyebilelim. Ve o restorandan ya da gittiğimiz yerden eve dönerken de buraya dönmek istiyoruz diyebilelim. Ya da e, işte su almak istiyorsak su istiyorum. İşte şundan şu kadar istiyorum gibi iletişim kurabilelim istiyorum. Çünkü benim bütün arkadaşlarım İngilizce biliyorlar. Hatta işte bu e, İngiltere'nin zamanda e, sömürgesi ya da işte kolonizesi yüzünden ee, i̇yi İngilizce konuşabiliyorum ama sokaktaki insanlar konuşamıyorlar ve bu bizim için bir sıkıntıydı. Bunu hızlıca üzerinden gelip e, aşmaya çalıştım. Aşırı derece konfor alanımın dışındaydı Gerçekten e, hava aş... Ha bu arada diğer bir mesela benim için şaşırdığım bir şeydi. Işte çöl değil yem, yeşil, o kadar büyük parkları var ki. O kadar büyük yeşil ağaçlar var ki böyle aşırı şaşırmıştım. Ve zaten muson zamanıydı bir anda böyle yağmur yağmaya başlıyor, her yer havuza dönüşüyor. Hatta böyle bir arkadaşım şey demişti, e, ''Motosikletle böyle bir tur yapalım mı?'' demez olaydık. O gün yine yağmur yağdı. E zaten motosikletlesin, hemen tabii bir yere sığındık ama sonra da geçtikten sonra giderken falan her yer böyle gölet gibi olmuştu. Ama yine de sokakta kriket oynayan insanları, o arkadaşımın ilk başta bahsettiği mutlu insanları görmek bana gerçekten çok iyi gelmişti. Hatta insanlar işte ünlü falan zannediyorlar herhalde. Yani sürekli bir fotoğraf çekmek istiyorlar çünkü farklı olduğunu anlıyorlar. Ama biz de tabii ki zaman geçtikçe onların giyindikleri, işte kurta dedikleri, uzun böyle kadınların kadınları da alta tight giydikleri böyle e, e, elbise misi işte kıyafetleri var. Onlardan almıştık. Çok hoşuma gitmiş. Hatta Türkiye'de de böyle arada giyiyordum. Bir Ramazan bayramı da o zamana denk gelmişti. Ve ben tabii ki ailemden ilk uzak geçirdiğim bayramda biraz duygusallaşmıştım. Ama Ramazan bayramı çok farklı kutluyorlar. Çanrat dedikleri işte o Arefe gününde böyle sokaklarda insanlar hem alışveriş yapıyorlar hem böyle o kınalar yakılıyor böyle buraya kadar falan. Kıyafetlerimizi işte almıştık, o kınayı yaktırmıştık falan. Sonrasında arkadaşımızın evine gitmiştik. Bayağı büyük bir aile karşılaması olmuştu ve misafirleri aşırı derecede çok güzel yemek veriyorlar. Yani o yemek ve e, besleme kültürü çok iyi. Hatta düğünlerde belli bir yasak varmış. Önceden yani, tabii ki şey, damat tarafı şu kadar e, kısa, gelin tarafı şu kadar falan böyle yemek savaşları oluyormuş. Yani şu kadar çeşit yapacağız falan diye. O yüzden düğünlerde sınırlamalar oluyormuş artık. 7 i̇şte tane yemek yapabilirse, 7 farklı e, ürün olabilir diye eve de gittiğimizde resmen böyle evde insanlar şeyleri var. Hani olur otel servisinin getirdiği o e, sehpa itiyorsun falan. O üzerinde bir sürü yemekler, bir sürü tatlılar falan. Tabii biz öğrenciler olarak <laughs> bu kadar güzel yemeklere ulaşıyor olmak aşırı hoşumuza gitmişti. Ben de e, Pakistan yemeğini, o baharatlı yemekleri, o farklı aromaları buluşturmalarını aşırı seviyorum. Ve orada aşırı kilo almıştım. Yemekler hem aşırı kaliteli hem aşırı ucuz. Şu an hala öyle mi bilemiyorum. Ama hem de arkadaşlarımızla o bayramda da beraber olmak gerçekten çok çok hoşuma gitmişti. O peki düğünü nereden biliyorum? Çünkü bir gün böyle demiştim buraya geldim. O Bollywood'larda gördüğümüz gibi burada da hani düğünler çok şey oluyor. Güzel oluyor. Bir düğüne gitmek istiyorum. Yani dedim ki ya birbirini davet edecek ya da bir düğüne sızacağım diye. O zamanlar Instagram'ın buluşma toplulukları vardı. Orada popüler olan Pakistanlı bir Instagram'a yazmıştı. İşte Aa ben işte buradayım vesaire falan diye. O da demiş, ona sonra birkaç kere buluştuktan sonra o beni eşiyle, çocuklarıyla falan tanıştırmıştı. Sonra ben bir düğüne gitmek istiyorum deyince onlar da rica etmişler bir arkadaşlarına. Onların düğününe gitmiştik ama kız kardeşi eşi beni böyle bir güzel hazırladılar. Bana kıyafet verdiler, makyajımı yaptılar. Düğünü de görmüş oldum. Bunu da böyle bir tik olarak kenara attım. Gerçekten bence Pakistan'a gidiyorsanız bunu deneyimlemeniz lazım. Hatta bir arkadaşım kız kardeşi evlenecek. Ya da artık arkadaşlarına bir tanesi evlensin de düğünlerine gidelim diye heyecanla bekliyorum. Son olarak biraz da mimari tarafından bahsetmek istiyorum. Çünkü beni gerçekten etkilemişti bu tarafı. Hep Hindistan'daki o Tac Mahal ya da Hindistan çok övülüyor gidin görün diye. Onda aslında arkasındaki siyasi sebep. İşte iki ülke ayrıldıktan sonra çok çok hani üstten konuşarak bunu söylüyorum. Amerika ile Hindistan daha e ülke çıkarları açısından ortaklık gösteriyorlar. Pakistan'da Çin e, bu e, ülke çıkarları açısından birbirlerini destekliyorlar. Hatta bu yüzden projede aşırı Çinli vardı. Çünkü nasıl Amerika'da böyle hani işte spiritual yolculuğunuz için Hindistan'a gidin. Hindistan güzel bir yer. Gidin görün şu güzellikleri var diye anlatılıyorsa Çin'de de aynı şekilde Pakistan'ı övüyorlar. Lahor şehrinin Hindistan'la sınırı var ve bu sınırda her gün gösteri oluyor. Bayrağı gibi işte göndere çekerken ve indirirken ülkenin en böyle uzun boylu askerlerini alıp aslında orada karşılıklı bir güç savaşı yapıyorlar ve insanları izlemeye geliyorlar ve insanlar da baya böyle şarkılarla beraber eşlik ediyorlar. Bir tarafta Pakistan tarafı, diğer tarafta Hindistan tarafı görebiliyorsunuz. Hollanda'da bir arkadaşımız sınırdan geçerek oraya gitmişti ve Hindistan tarafında da katılmıştı. Gerçekten tamam aynı var ama farklılar. Bu, bu bence ve dünya üzerinde görmesi gereken e, etkinliklerden bir tanesi. Hani etkinlik ne kadar söylemek doğru bilmiyorum. İkisi de bağımsızlıklarını kutluyorlar ama böyle bir gün arayla, bu da benim çok garibime gitmişti. Bir gün bir ülke kutluyor sonra diğer e, ülke kutluyor. Eğer e, yazın gitmenizi asla tavsiye etmem. Ben Temmuz ve Ağustos aylarında oradaydım. Ama hem muson olması havanın hem çok sıcak olması. Yani gölgede hissedilen 50 idi. Gözeneklerimden terin çıktığın yani nasıl nemin geldiğini yani anlatamam size. O tavsiye etmiyorum o tarihleri. Ama giderseniz e, bağımsızlık da o zamana geliyor. Ve kesinlikle bunu sokakta insanlarla coşkuyla kutlayarak da değinlemenizi isterim. Emin olun Türkiye hakkında da işte gitmeyin şöyle kötü şöyle olaylar böyle diyorlar ama ya ben bizim ülkemiz biz de her gün yaşıyoruz bir şekilde. Turistler geldiğinde çok keyifli vakit geçiriyorlar bu video çekmemin belki amaçlarından bir tanesi de Pakistan'a karşı eğer bir ön yargınız varsa onu da kırmak. Çünkü doğal güzellikler açısından çok güzel bir yer. Zaten dağlar bölgesi, kuzeyde Everest tabii ki Nepal'de ama burada da en zor dağı ama işte ikinci de yüksek dağı işte K2, K2 dedikleri işte K2 dağı var. Bütün dağcılar aslında buraya bilirler. Kuzey bölgeleri o dağcılık ve tırmanış için çok iyi bir nokta. Onun dışında o bahsettiğim mimari tarafında da Babürler zamanında zaten bu alanda yaşıyorlarmış. Ve Babürler Tac Mahal'i yapanlar da onlar. Tac Mahal benzerinde zaten o mimari ögeleri başka Pakistan şu an sınırları içinde kalan yapılarda da göstermişler. Vazirkan ıı, değil özür diliyorum. Bat, Şahin Mosk'u mesela bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Gidildiğinde kesinlikle gezilmesi gereken bir yer ama benimki daha demin de karıştırmaması sebep. Vazirkan Mosk favorim. Hatta rüşvet de verirseniz ee, ve sizi minareye çıkartıyorlar. Her, Her da de değinmek istediğim şeylerden bir tanesi de tabii ki Pakistan'a gittikten sonra geldim heyecanla anlatıyorum falan. Hocam dedi ki ya, en çok hangi yapıyı beğendin e, dedim mimarlık dersinde. Ben de İslamabad'da bir tane cami var Faysal Mosk diye geçiyor. Onu çok beğendim söyledim. Hocam dedi ki Pakistan'a gittin gitti Türk mimarinin bir eserini mi buldun demiş. İşte. O yüzden ben de birazcık araştırma yaptım. Onu size paylaşmak istiyorum. Çünkü Faysal Mosk yapan mimar araştırdıkça aslında Türkiye içinde ne kadar önemli olan bir mimar olduğunu fark ettim ve bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Mimarımızın adı Vedat Ali Dolakay. Kendisi Teknik Üniversitesi, yani İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ mezunu bir mimar. Sonrasında Sorbon'a gidiyor. Şehircilik üzerine burada yüksek lisans yapıyor. PTT'de de çalışıyor ama Kendisi aslında sonrasında Ankara Belediye Başkanı olarak seçiliyor. Ve bizim o meşhur bildiğimiz o Hitit heykeli mesela bence Ankara'nın en sembolik yapılarından bir tanesi. Onun başkanlığı sırasında yapılıyor. Ve kendisi bu camiyi bildiğim kadarıyla aslında Türkiye'de yapılması için e, tasarlıyor. Ancak Pakistan'da e, yapılıyor. Ben de tabii ki Türk bir mimari ait olduğunu bilmeksizin gitmiştim. Farklı bir şekli var. Çok hoşuma gitmişti. Ama malzeme seçimi olarak birazcık sıkıntı. Lee'di. Belki bilmiyorum daha iyi bir alternatif ne olurdu bilmiyorum. Ama zaten çok büyük bir cami ve beyaz mermerlerle kaplı ve tabii ki girdiğiniz andan itibaren ayakkabınızı çıkartıyor olmanız lazım. Ve o mermerler o kadar sıcak ki ama o kadar sıcak ki yani böyle dünya en sıcak yerine denize giriyorsunuz ama o kumlar o kadar sıcak ki ayağınızı yakıyor böyle sekerek gitmek zorunda kalıyordunuz. Bu gerçekten benim o camiyle alakalı hatırladığım bir anım ama zaten içine girdiğiniz andan itibaren o mekan sizi etkiliyor. Umarım bu videomla biraz Pakistan'a karşı olan önyargılarınızı yıkabilmişimdir. Ben gerçekten sonrasında döndüğümde çok üzülmüştüm. Hatta ağlayarak havalarına girmiştim. Hatta Pakistanlı bir aile bana sormuştu işte ne oldu, neyin var bir şey mi oldu falan diye. Hatta polis memuru o gümrük memuru özür diliyorum. Bana şey söylemişti. Dönmezsen yani Türkiye gitmezsen geri gelemezsin ki şimdi yani geri gelmek için bir sebebin var demişti. Ama yo bu gerçekten aşırı ağlamıştım. Sonra Türkiye'ye döndüğümde de Türkiye'ye alışma üzerine bir kültür şokum olmuştu. Ve her seferinde ben Pakistan'a gitmek istiyorum, geri gitmek istiyorum, geri gitmek istiyorum demiştim. Bu birçok Pakistanlı arkadaşım var. Onlara Pakistan hakkında bildiklerimi söyleyince, biraz dile dair öğrendiğim cümleleri, kelimeleri söyleyince çok etkileniyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Ve umarım yakın zamanda Pakistan tekrar gidebileceğim. Biraz daha araştırarak, bilerek daha hiç gitmediğim Karachi tarafına da gidip keşfetmek istiyorum. Umarım siz de Pakistan'ı keşfetmek istersiniz. Sadece Pakistan olmayabilir bu. Şu an şey düşünüyorum. İyi ki öğrenciyim. Çünkü herhangi bir ülkeye gidebilirim. Normalde gitmeyeceğim yerleri tercih ediyorum genelde bu gönüllülük projelerinde. Siz de umarım öyle bir yer tercih edersiniz ve o tercih ettiğiniz yer sizin artık ve hayatınızda çok önemli bir yere sahip olur. Sizi siz yapan o e, yerin bir parçası olur. Çünkü benimle beraber artık bundan sonra bütün bir sürü Pakistanlı arkadaşlarım oldu. Pakistan benim için ayrılmaz bir bütün. Gerçekten kalbimde çok farklı bir yere sahiptir. O bu şekilde bitirmek istiyorum. Neyse olursa olsun. Umarım e, paran olsun olmasın zaten bence seyahat bağımsız. O ilk başta söylediğim soruyla beraber gitmek istediğin yere bir gün gidebilirsin. Ve belki oradaki tecrübeni de benimle paylaşabilirsin. Ben de önceden şöyle bir şeyim vardı. Yaşım kadar ülke gezdim ama pandemi yüzünden yeni ülke ekleyemedim buraya. 26 oluyorum. Hızlıca bir e, 2-3 ülke daha ekliyor olmam lazım. E, gittiğim yerlere de tekrar gitmeyerek o sayıya ulaşacağım umarım. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere.